Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Esinay kurucusu, kurucu ortağı ve CEO'su Cem Yurdakul. Cem Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Cem Bey ile bugün regülasyon teknolojileri alanını konuşacağız. Son trendler neler? E-dönüşüm ekonomiye ve firmalara ne gibi katkı sağlıyor? Üzerinde duracağız. Yine özellikle vergisel alanda mevzuatlara uyumda firmaların yaşadığı sorunları ya da bu sorunları yaşamaması adına neler yapmaları gerektiğini konuşacağız. Ve Türkiye e-dönüşümde nerede, dünya ölçeğinde yine üzerinde duracağımız bir diğer konu olacak. Ancak Cem Bey, öncelikle Esenay'dan başlayalım. Sizin firmayı tanımayanlar için biraz bahseder misiniz? Regülasyon teknoloji alanında faaliyet gösteriyorsunuz. Bu regülasyon teknolojileri nedir? Siz şirketi ne zaman kurdunuz? Kaç kişilik bir ekip var? Oradan başlayalım, sonra diğer konulara geçeriz. Tabii, memnuniyetle. Biz bir teknoloji firmasıyız. Kendi yazılımlarımızı üretip pazarlıyoruz. En bilinen, Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan şey. Evet, aynen. Yazılım. Yerli yazılım üretip büyük bir kısmını da ihraç ediyoruz aslında yaptığımız ürünlerin. En bilinen ürünümüz elektronik fatura, en popüler olanı. Aslında o da lokomotif diyebiliriz o ürün için. Bunun yanında e-defter, e-arşiv, Türkiye'de kullanılan e-irsale gibi farklı ürünlerimiz de var. Bir de buna benzer, bunların uzantıları olan yurt dışına ihraç ettiğimiz yazılım ürünleri var. Yine vergi teknoloji, uzantılı ürünler. 10 yılı aşkın bir süredir biz faaliyet gösteriyoruz. Aslında bizim bir girişimcilik hikayemiz de var. İşte 3 kişinin bir araya geldiği çok kısıtlı sermayelerle kurulan bir firma. Bir süre sonra işte Avrupa'nın en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri listesinde üst sıralara çıktık. 120 kişilik bir ekibimiz var hali hazırda ama sürekli artıyor yani. Bu senede 150 kişiye çıkmasını hedefliyoruz. Çalışanlarımızın ekseriyeti, büyük bölümü beyaz yakalı, işte idari bilimler veya mühendislik fakültelerinden mezun genç arkadaşlar. 27 yaş ortalaması var. İyi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yıldız Teknokent'tesiniz değil mi? Evet, Teknokent'teyiz. Teknokentler arasında en çok ihracat yapan ikinci firmayız son yapılan araştırmaya göre. Yıldız Teknokent'e de bu anlamda fırsat bulmuşken ekranda teşekkür etmek isterim. Çok teknoloji girişimleri ve yatırımları için çok ciddi kolaylıklar sağlıyorlar. Çok ciddi destek oluyorlar her anlamda. Buradan da oraya bir teşekkür etmek isterim. Peki. Şimdi sizin firmadan şey gelmek istiyorum. Son pandemi gölgesinde bir yılı artık tamamladık Mart ayı itibariyle. Dolayısıyla bu pandemi döneminde sizin sektör, e-dönüşüm sektörü ve genelde e-dönüşüm sektörü özelde firma anlamında nasıl geçirdiniz? Tabii. Pandemi tabii bütün sektör ve iş yerlerini etkiledi. Bu bizi üzüyor öncelikle. Fakat bazı istisna sektörler, bazı istisna firmalar nispeten ya az etkilendi ya da bu pandemiden olumlu etkilendiler. Hızlı tüketim firmalarından hızlı büyüyenler oldu, kapasite arttırması gerekenler. Bu teslimat yapan, biliyorsunuz, evlere, marketlerden firmalar aldı başını yürüdü. Bizim e-dönüşüm sektörü de aslında bu istisna gruba giriyor biraz. Yani nispeten az etkilenen, bazı noktalarda olumlu etkilenen bir sektör olduk. Bunun temel sebebi bizim zaten yapımızın dijital platform üstüne kurulmuş olması. Ya bizim konsantrasyonumuz zaten dijitalleşme olduğu için iş yapış şekillerimizde çok zorlanmadık. Pazardaki diğer sektörlerdeki daralmalar bize o kadar yansımadı. Bu anlamda istisna hafif geçiren sektörlerden biri. Bir de Geri Dersi Başkanlığı'nın uzun yıllardır Türkiye'de vergi teknolojinin dijitalleşmesindeki uygulamaları firmalara, sektöre, bize çok ciddi katkılar sağladı. Elektronik fatura, elektronik defter gibi uygulamalar belki de bu dönemde firmaların nispeten biraz daha az etkilenmesini sağladı. Özele gelirsek biz firma olarak, biz 2020 yılını %50'den fazla büyümeyle kapattık. Bahsettiğim gibi o az etkilenen istisna tarafta olduğumuz için şanslı sayıyoruz kendimizi. Umarım böyle devam eder. Umuyoruz biz de bir an önce pandemi de biter ve bu şekilde bütün sektörler, firmalar eski çok pandemi öncesi performanslarını yakalarlar diyelim. Şimdi e-dönüşümün genel anlamda ülke ekonomisine, özel anlamda da firmalara belli avantajları var. Bu avantajları soracağım ben size. Nedir bunlar? Bir üzerinden geçelim. Yine e-dönüşümün zorunlu olduğu firmalar var. Ancak hani zorunlu olmayıp da yine e-fatura, e-defter, e-arşiv ve e-irsaliye kullanan firmalar var. Firmalar bunu neden kullanmalı? İkinci ayağı olsun sorun. Evet. Şimdi biliyorsunuz ülke ekonomilerinin can damarı vergidir. Aslında vergi teknolojilerinin itici gücü her zaman vergi açığını azaltmaktır. Bu bütün dünyada böyle, sadece Türkiye'de değil. Hatta dünyada vergi açığının en az olduğu düşünülen bölge Avrupa'dır.
Buna rağmen 2018 yılında Avrupa'da 150 milyar dolar vergi açığı oluştu. Bu toplanamayan vergilerden veya işte sahtecilikten, yolsuzluktan, denetim eksikliğinden kaynaklanan bir açık. Dolayısıyla bunu azaltmanın en önemli etkenlerinden biri vergi teknolojilerinde dijitalleşmedir. Türkiye'de de hani henüz net rakamlar yok ama vergi açığıyla ilgili bu dijital dönüşüm, ne dönüşümün vergi açığının azaltmada ciddi katkısı olduğunu biliyoruz, görüyoruz. En büyük katkısı bu, vergi açığını azaltmak. Biliyorsunuz hani vergilendirmede zaten sorunlar yaşanıyor, vergi toplamada da ayrı sorunlar yaşanıyor. Denetimde tüm firmaların anlık denetilmesi, denetime girmesi dijitalleşme olmadan pek mümkün değil. Bu yeni teknolojilerle firmaların verilerine, firmalar arası alışverişlerin verilerine daha anlık ulaşılabiliyor, daha hızlı denetlenebiliyor. En büyük katkısı bu. Bunun yanında tabii doğaya da bir katkı sağlıyor bu teknolojiler. Karbon ayak izini azaltıyor, ağaç, kağıt kullanımını azaltıyor. Bu anlamda da ölçümlendirildiğinde ciddi bir katkısı olacağını düşünüyorum uzun vadede. Firmalara gelirsek, firmalar öncelikle tabii bu yatırımları genelde regülasyona ayak uydurmak için yapıyor. Zorunlu olduğu için yapıyor. Fakat ciddi bir verimlilik de sağlıyor firmalara bu uygulamalar. Bunun ölçümlerini tam anlamıyla yapabilen çok firma yok. Belki zamanla dijital dönüşüm oturdukça daha çok ölçümlendirilebilecek ama şu anda rakamsal olarak çok ölçülemiyor. Ama bir örnek var mıdır? Yani hani e-fatura, bir e-faturanın maliyeti, bir kağıt faturanın maliyeti şirketlere baktığınızda evet, nasıl? Firmadan firmaya değişiyor aslında maliyetler ama 5 lira, 10 lira, 15 liraya kadar çıkabiliyor. Bir faturanın oluşturulması, kağıdın basılması, operasyon maliyeti, kargosu, bir de görünmeyen maliyetleri var. Geç ulaşması, ulaşmaması, veri tutarlarının olmaması, ödemenin gecikmesi, nakit akışının akmaması gibi dolaylı maliyetleri de var. Aslında dijital taraf bunu da ortadan kaldırıyor. Müşteri memnuniyetini de arttırıyor. Ortada kaybolan faturalar olmuyor. Dijital tarafta maliyet nerelere düşüyor? Dijital tarafta aslında fatura sayısı arttıkça fatura birim maliyeti çok düşüyor. Dolayısıyla birim fiyat konuşmak çok doğru olmayabilir ama kuruşlarla da ifade edilen, kuruşların onda biriyle de ifade edilen fatura başına maliyetlere kadar düşebiliyor. Yüksek montanlı faturalarda. Ama bu maliyetin kesinlikle totalde bir maliyetleri düşürmede katkı sağladığını inanıyoruz, düşünüyoruz dijitalleşmenin. Şimdi az önce mevzuatlardan bahsettiniz. Hani e-fatura kullanmaların nedeni mevzuatlar oluyor öncelikle evet, dediniz. Şimdi buraya gelelim. Mevzuatlara uyum tabii ki zordur firmalar için de. Alışagelmiş bir düzene yeni bir iş yapış şekli geliyor. Dolayısıyla burada firmalar ne tarz zorlukları yaşıyor ve bunlara siz nasıl çözümler üretiyorsunuz? Firmaların en büyük problemi genelde zamanlama oluyor. Çünkü regülasyonlar belli bir takvimle çıkıyor ve bu takvime ayak uydurmanız gerekiyor. Aksi halde cezalar söz konusu oluyor. Firmalarda yerini, işini kaybeden çalışanlar olabiliyor. Dolayısıyla zaman planlaması çok kritik. Bir de Türkiye'de bir regülasyon çıktığında bizim biraz öz eleştiri yaparsak bizim firmalar regülasyondan hemen haberdar oluyor. Orada bir problem yok bilgiye ulaşmada. Ama plan yapmada gecikiyorlar. Yani biz müşterilere böyle bir regülasyon var, bilginiz var mı, çıktı dediğimizde evet biliyoruz, peki plan yaptınız mı? Genelde plan yapılmamış oluyor erkenden. Bunu aşmak için erken planlama yapmak lazım. Yani regülasyon çıktığı andan itibaren hangi aşamalar, nasıl, hangi tarihlerde açılacak, biz bu tarihe ne kadar uyabiliriz gibi bir planlamanın iyileşmesi lazım, zaman planı. İkincisi de çalışan kaynağı. Firmalar bu regülasyonlara ayak uydurabilmek için çalışan kaynağını gözden geçirmesi gerekiyor. Genelde bunu yapmayı çok tercih etmiyorlar. İşi alt yükleneceği veya hizmet veren firmaya bırakmayı düşünüyorlar. Tabii ki hizmet veren firmalar ciddi bir katkı sağlıyor ama yine de firmanın içinde bu konuları takip edecek mutlaka bir kaynak olması gerekiyor. Firmanın altyapısının buna yeterli olup olmadığını, proje uygulamaları sırasında denetleyici bir içeride bir mekanizmanın olup olmadığını firmaların kontrol etmesi lazım. Bir de kaynak sorununda ciddi problemler yaşanabiliyor. Bunun dışında bizim gibi firmalarla zaman ve kaynağı doğru planladıktan sonra çok büyük problemler yaşanmıyor. Zaten bugün çok ciddi rakamlarda birazdan bahsederiz firma elektronik fatura kullanıyor Türkiye'de. Şimdi yönetmenimiz Selçuk'tan da rica edelim. Rakamları da ekrana yansıtalım, grafiği. Türkiye'de hani belli bir seviyeye geldi. E-fatura mükellef sayısı 346 bin. Ekranda izleyicilerimiz de görüyor. E-arşiv mükellef sayısı 337 bin. E-defter mükellef sayısı 205 bin. Ve e-irsaliye mükellef sayısı 93 bin. Olmuş 2021 rakamları bunlar. Şimdi
Bu rakamları biraz yorumlamanızı isteyeceğim. Bir de önümüzdeki dönemde sektörün nereye evrilmesini bekliyorsunuz? Trendler ne yönde değişecek? Biraz da bu konuyu konuşalım. Şimdi Türkiye, aslında şunu başta söylemek lazım, gururla söylemek lazım. Türkiye bu elektronik dönüşümde, vergi teknolojileri üzerinden elektronik dönüşümde dünyada lider ülkelerden biri. Çünkü bu kadar kapsamlı ve detaylı bir dijitalleşme vergi tarafında dünyada çok örneği yok. Bizim gibi bir Güney Amerika ülkeleri var. Onlar da bir kısmen bizden önce başladılar. Orada da vergi toplamanın zorluğundan dolayı. Ama yine de Türkiye'ye kadar bu işi ciddi ve kapsamlı girişen yok. Rakamlara gelince e-faturayla başladı bu macera. Rakamlar değişiyor e-defter kullanıcı, e-fatura, e-irsaliye kullanıcıları. Çünkü limitler farklı. İşte e-irsaliye kullanılan firmaların işte minimum 25 milyon ciro yapmış olması gerekiyor. İşte diğer taraftan bakarsanız e-fatura için 5 milyon TL ciro gerekiyor. Bu yüzden rakamlar oynuyor. Ama gün gelecek tüm firmaları, biz tüm uygulamaları kullanırken görüyor olacağız. Bu yöne doğru gidiyor. Böyle evriliyor aslında. Bir trend daha var. Gerçek zamanlı vergi teknolojilerinde gerçek zamanlı veri paylaşımı trendi. O da çok yaygın. Yani gerçek zamandan kastım şu, ay be ay veya yıl be yıl yapılan raporlamaların, bu Avrupa'da çok daha şimdi trend, daha anlık, bizim elektronik faturadaki gibi anlık olarak paylaşılması, bu da yeni bir trend. Bir de yine dünyada çok yeni bir trend konuşuluyor Avrupa'da. Tüm ülkeleri kapsayan ortak bir veri alışveriş platformu üzerinde çalışılıyor. Böylece Türkiye'de e-fatura yapan bir firmayla Avrupa'da bir ülkede bir e-fatura yapan başka bir firma birbiriyle aynı ortak platform üzerinden fatura alışverişi, bilgi alışverişi yapabilecek. Bu da aslında dijitalleşmede, vergi teknolojilerinde bir devrim olacağını düşünüyoruz. Onu biraz buraya doğru evriliyor. Genel olarak da gitgide popülerleşeceğini düşünüyorum ben. Trendin daha çok konuşulacağını düşünüyorum bu konuların. Çünkü ardı arkası kesilmiyor. Dijitalleşmeyle beraber vergi tarafında da bu yeniliklerin. Böyle bir ilerleyiş görüyorum. Daha popüler hale geleceğini düşünüyorum. Peki şimdi biraz daha teknik bir konu soracağım. E-dönüşüm uygulamalarının mevcut muhasebe yazılımları ve veya ERP sistemlerine uyumunu nasıl sağlıyorsunuz? Evet, o biraz teknik ama aslında bizi bu konuda merak eden seyircilerimiz de olabilir. Burada Gelir İdaresi, Türkiye Gelir İdaresi Başkanlığı aslında firmalara birkaç farklı opsiyon sunuyor. Bunlardan biri, eğer sizin muhasebe altyapınız yeterliyse ve gerekli dış kaynağı, gerekli yazılımları, programlara sahipseniz, Gelir İdaresi Başkanı direkt entegre olabiliyorsunuz. Direkt entegreden kasıt, kendi muhasebe sisteminizden Gelir İdaresi Başkanlığı'na online olarak verileri direkt paylaşabiliyorsunuz. Bu birinci seçenek. İkinci bir seçenek de bir özel entegratör firma ile çalışmak. Özel entegratör firmalarda kurumlar, mükelleflerle Gelir İdaresi Başkanlığı arasında bir köprü görevi görüp verilerin, elektronik fatura, elektronik defter gibi verilerin firmalar, kurumlar adına Gelir İdaresi Başkanlığı'na gönderilmesini ve arşivlenmesini, saklanmasını sağlayan firmalar. Üçüncü bir seçenek de, bu daha çok küçük çaplı firmalar için, fatura sayısı az olan firmalar için sunulan bir seçenek. Faturaların manuel olarak ve Gelir İdaresi Başkanı'nın web üzerindeki portaline girilme seçeneği. Bu üç yoldan birini seçmek durumunda mükellefler, e-fatura mükellefleri. Entegrasyon noktasında şöyle sorunlar yaşanabiliyor. Firmanın muhasebe sistemi her ne kadar yeterli gibi görünse de bu entegrasyon için mutlaka bir ilave yazılıma çalışmaya ihtiyaç duyuyor. Bir muhasebe sisteminden bir dosyayı elektronik postayla Gelir İdaresi Başkanı'na gönderemezsiniz. Bu e-faturaya geçmiyor. Dolayısıyla bir orada bir yazılım maliyeti mutlaka gerekiyor. Yazılım maliyetiyle beraber yine bir personel maliyeti olacaktır. Bunu kimler tercih ediyor? Direkt entegrasyonu genellikle verilerini başka bir üçüncü tarafla paylaşmayı tercih etmeyen, veri politikaları çok sıkı olan, özellikle uluslararası olarak fazla yayılmış firmalar genellikle direkt entegrasyonu tercih ediyor. İkinci seçeneği de daha çok kendi yazılımından çok fazla veri çıkmasını, direkt veri alışverişini tercih etmeyen, arada başka bir özel entegratör firmanın altyapılarını, sistemlerini kullanmak isteyen firmalarda oraya doğru kayıyor. Dolayısıyla özel entegratörlerinde belli bir bilişim sistemi altyapısı olması gerekiyor. En sondaki seçenekte bahsettiğim gibi aslında çok düşük montanlı faturası olan firmalar için geçerli. Belli bir sayıdan sonra çok verimli bir seçenek değil. Peki şimdi biraz dünya uygulamalarına baktığımızda bu alandaki yaklaşımlar nasıl? Bir onu sorayım. Bir de Türkiye'nin tabii ki yerini sorayım dünyada. Bir de önümüzdeki dönemde mevzuat anlamında firmaları bu alanda neler bekliyor? Türkiye bahsettiğim gibi dünyada lider ülkelerden biri bu konuda.
Biz İtalya'nın, İspanya'nın Türkiye'deki mevcut uygulamaları araştırıp bunları örnek aldığını duyuyoruz kulislerden. Özellikle Avrupa ülkelerinin bu anlamda çok iyi bir yerde. Dünyadaki aslında bu yaklaşımlar Türkiye'dekinden çok farklı değil. Temelde kullanılan hem mantık olarak, yani veri alışverişinin mantığı olarak, hem de kullanılan teknolojiler birbirine çok yakın. Hatta neredeyse dosya tipleri bile birbirine yakın. Çok ufak tefek gönderilen verilerin, elektronik faturanın içinde, defterin veya diğer raporların içinde gönderilen verilerin farklılaştığını görebiliyoruz. İşte Polonya'da aylık bir raporlama sistemi var, elektronik fatura yok. İspanya'da elektronik fatura yok ama faturaların birkaç dakika içerisinde belli başlı bilgilerinin devlete gönderilmesi uygulaması var. Tamamı bir çekirdek olarak baktığınızda aynı çekirdekten aslında çıkıyor bu ürünlerin. Biraz da bizim yurt dışı pazarına açılmamızda bunun da ciddi etkisi oldu. Buradaki bilgi birikimini kullanarak orada farklı ürünler çıkarabildik ve farklı vergi otoriteleriyle veri alışverişi yapabildik. Dünyada da, yani bundan sonraki dönemde de yine Türkiye'deki örnekler gibi daha eş zamanlı anlık veri alışverişlerinin olacağını görüyoruz, düşünüyoruz. Peki şimdi anonsu da konuştuk. Yüksek katma değeri nedeniyle teknoloji ve yazılım ihracatı Türkiye için hayati bir konu. Dolayısıyla bu çerçeveden baktığımızda ihracat tarafında, yazılım ihracatı tarafında ne gibi zorlukları yaşanıyor? Neticede siz sahada olan birisiniz. Bir de ilk sorumda söylediğiniz, ödül aldık ihracat konusunda, aynen, dediniz. Dolayısıyla burada yaşanan sorunlara ne gibi önerileriniz var sizin sahadan birisi olarak? Aslında benim en çok konuşmayı sevdiğim konudur bu. Yazılım ihracatı. Çünkü çok yüksek katma değerli bir ihracat tipi. Türkiye'den yazılım yapmanın iki temel büyük zorluğu var. Birincisi yazılım yapıp yurt dışına pazarlamanın. Birincisi bir marka satmanız gerekiyor. Yani bizim yaptığımız işte herhangi büyük uluslararası bir firmanın bir alt yüklenicisi olamıyorsunuz. Buradan ona hizmet veremiyorsunuz. Mesela Hindistan örneğini verelim. Hindistan bilgi teknolojileri ihracatında çok başarılı ama ekseriyetle büyük global firmaların oradaki alt yükleniciliğini yapıyor. İşte destek merkezi işini yapıyor veya call center, veri, müşteri ilişkileri yönetimi işini alt yüklenici olarak yapıyor. Bizim tarafta biraz marka olmanız gerekiyor. Bir yazılım üretip satıyorsanız kendimi. Ve Avrupa'da markalaşmak çok ciddi maliyetli. Gerek Türkiye'deki ekosistem anlamında, biraz Avrupa'dan o anlamda kopuk olmamız anlamında, gerekse bazı Avrupa ülkelerinin biraz daha muhafazakar olması anlamında oldukça zor. Markalaşmak maliyetli bir iş. Orada marka maliyetleri buraya göre kurdan dolayı da birkaç kat artıyor bir anda. Orada fiziki bulunmanın bile maliyeti oradaki başka bir firmayla karşılaştırıldığında bizim için 3 katına 4 katına çıkıyor. Temel zorluk bu. İkinci zorluğu da aslında bizim insan kaynağımız. Yani İngilizce dil bilen ve bilgisayar teknolojileriyle haşır neşir veya bu alanda çalışmayı isteyen kalifiye insan bulmakta ciddi zorlanıyoruz. Bu anlamda bence Türkiye'de en önemli yapılması gereken işlerden biri teknoloji ihracatını arttırmak için İngilizce eğitiminin bir köklü bir şekilde daha alt seviyelere yayılması lazım. Mutlaka bunu çözmemiz lazım. Biz ciddi sorun yaşıyoruz, biz ve bizim gibi firmalar. Bir de bilgisayar programcılığı gibi veya işte teknoloji hedefli, teknoloji odaklı başka eğitim taraflarına, kanallarında yeteri kadar eğilmediğini düşünüyorum ben. Bu anlamda da yapılacak çok şey var. Hizmet ihracatında aslında çok iyi bir durumda değiliz baktığınız zaman. Çünkü zannedersem tüm ihracatın aşağı yukarı 5'te 1, 6'da 1'i kadar, Türkiye'nin yaptığı tüm ihracatın 5'te 6'da 1'i kadar hizmet ihracatı, bu da 30 milyar dolarlara tekabül ediyor. Fakat bunun büyük bölümü bizim taşımacılık, turizm gibi konulardan geliyor. Sadece %4'lük bir kısmı kabaca bilgi teknolojilerinden geliyor. Yani bu da toplam ihracatın çok çok aşağılarında kalıyor. Yani bu rakamı daha da yukarı çekmek gerekiyor. Bu rakamı kesinlikle artırmak lazım. Aslında geçtiğimiz günlerde makroekonomik paketi açıklarken hem Sayın Cumhurbaşkanı altını çizdi, hem de dün Sayın Bakan Lütfi Elvan bu anlamda, evet, adımlar atılacağını söyledi. İnşallah önümüzdeki dönemde hızlı bir şekilde Türkiye ihracatını artırma adına, katma değerli ihracatı, bu alanda adımlar hızlanır diye. Biz de heyecanla bekliyoruz. Şimdi sektörde yabancı yatırımcı ilgisini soracağım. Geçtiğimiz yıllarda, geçtiğimiz dönemde sizin sektörde belli şirketler yabancılar tarafından satın alındı. Ki Türkiye'nin içinden geçtiği o dönemki konjonktüre baktığımızda da fena rakamlarda değildi, evet, evet, açıklanan rakamlar. Dolayısıyla
bu dönemde güncel konjonktürde yabancı ilgisi var mı? Yayın öncesi konuşuyorduk, ortaklık yapısını isterseniz size bir daha sorayım ben izleyicilerimiz açısından. Çünkü sizde herhangi bir yatırımcı yok gördüğüm kadarıyla. Yok. Önümüzdeki dönemde planlıyor musunuz? Ortak mı olur, stratejik ortak mı olur ya da tamamı satış mı olur? Yatırımcı ilgisi yüksek aslında bizim tarafa. Özellikle enteresandır, Amerika'dan çok ilgili firmalar var. Aslında bunu ben biraz şeye bağlıyorum. Amerika'daki firmaların bu fon kültürünün ve şirket alarak büyüme kültürünün Avrupa'ya göre daha yaygın olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Biz de tabii görüşüyoruz. Biz bugüne kadar strateji olarak içeri bir fon almadık. Tamamen kendi öz kaynaklarımızla büyüdük, bugünlere geldik. O yüzden bu anlamda bir stratejik işbirliği olursa belki hani değerlendiriyoruz, düşünüyoruz, flört ettiğimiz, görüştüklerimiz oluyor, ilgi görüyoruz. Ama doğru zaman, işte doğru şartlar her zaman önemli. Bizim hiçbir zaman ilk odak noktamız şirketi satmak olmadı. Yani ilk günden bugüne biz işimizi iyi yapma odaklı çalışıyoruz. Bu anlamda Türkiye'de uluslararası doğrudan yatırım anlamında yine bizim bilgi teknolojilerinin payı çok düşük. Ona tekrar değinmek istiyorum. Yani büyük pastanedeki büyük payı imalat ve finans sektörü alıyor. Toplam Türkiye'ye yapılan 2019 yatırımlarının, doğrudan yatırımlarının sadece %8'i bilgi teknolojilerinde. Bu anlamda da bizim gibi firmaların daha çok desteklenmesi ve bu oranın da artması çok ciddi fayda sağlayacaktır. Çünkü katma değeri en yüksek olan sektörlerden biri. Kesinlikle. Cem Bey, yayınımızın sonuna geldik. Süremizin sonuna geldik. Katılımınız için ve bu değerli sohbet için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir programdı. Teşekkürler. Teşekkürler. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz SNI kurucu ortağı ve CEO'su Cem Yurdakul'du. Cem Yurdakul'la birlikte aslında önümüzdeki dönemde daha sık konuşacağımız regülasyon teknolojileri ya da vergi teknolojilerini konuştuk. Türkiye'de e-fatura ve e-dönüşüm konusunun ne kadar önemli olduğunun bir kez daha altını çizmiş olduk. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.